Herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Bugün yine çocuk acilinde en küçük misafirleri olan yeni doğanların pandemi sürecinde karşılaştıkları COVID-19 ve MIS-NE olarak tanımladığımız klinik tabloları konuşacağız. Yine bugün yeni doğan hocamız Melih Hoca bizi kabul etti. Muhteşem bir yayın bizleri bekliyor. İlk önce Ulaş abiyi programa alalım. Sonra Melih Hoca'yı da alalım. Programımız yine interaktif bir şekilde yapılacak. Menti üzerinde. Herkese merhaba Celal. Hoş geldin abi. Caner merhaba. Merhaba abi, hoş geldin. Sağ ol, sağ ol. Hoş bulduk. Teşekkürler. Şimdi Melih'i alalım. Evet. Onu davet ettim. Yocuyla. Aynen, süper. Melih'ciğim hoş geldin. Hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Hoş bulduk. İyi akşamlar. Her zamanki karizmanla karşımızdasın. Sana çok teşekkür ediyoruz. Çok çok sağ ol. Çok mükemmel bir sunum hazırlamışsın. Tam arkadaşlarımıza vermek istediğimiz çoğu mesaj var. Bu kadar iş gücün arasında tekrar bize zaman ayırdığın için tekrar sana teşekkür ediyoruz herkesin adına. Buyur. Söz sende. Valla Ulaş, senin karizmanın yanında ben çok sönük kalırım ama. Gerçekten. Aşk olsun, olur mu? Çok teşekkür ederim tekrar. Geçtiğimiz sene güzel bir NRF'de güncelleme yapmıştık. Bayağı da geri bildirimlerde, izlenmede benim de çok hoşuma gitmişti. Bu sefer de sen yine çok ilginç bir konuyla geldin. Ben de büyük bir keyifle kabul ettim. Tabii 2 sene oluyor neredeyse. Covid'le tanışmamız, dünyanın tanışması. Tabii bu konuda çok deneyimlendik ama esas senin bahsetmemizi istediğin bugünkü MIS-NE hala soru işaretleri içeren, gerçekten olayı bildikçe akla gelmesi gereken bir tanı. İnşallah arkadaşlara, yine interaktif gideceğiz bence, katılımın da iyi olacağına inanıyorum. Hem bugün Covid'i hem de MIS-NE'yi anlatmaya çalışacağım. İlk başta birkaç soru olacak. Sonra da olgulardan, literatürde yayınlanmış olgulardan bahsedeceğim. Bazı slaytlar görünmese de beni dinlemeleri arkadaşların yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Eğer senin için de uygunsa başlayabiliriz. Evet, bununla ilgili başlamadan kısa bir şey yapayım. Ben şimdi Melih Hoca'ya dedim ki, ya biz bu MIS-CE'yi çok biliyoruz, çok güzel biliyoruz biz. Ama hani biz MIS-NE'yi bilmiyoruz. Sizin hani şey alanınıza giriyor. Belki bizden gelmiyordur. Başka yerlerden geliyor olabilir bu hastalar. O dedi ki bu çok dar kalır. Ben size daha fazla mesaj vermek istiyorum. O yüzden neonatal COVID ve MIS-NE'yi anlatayım dedi. O çok daha güzel oldu dedi. Ben daha da fazla hoşuma gitti. O yüzden de ikisini bir arada çok güzel ipuçlarıyla, spot bilgilerle dinleyeceğiz. Buyur Meri. Evet, istersen böyle sorularla başlayalım abi. Slide'ı ilerletirsek. Direkt olarak bir basit bir soru soralım ısınma amaçlı. Yeni doğanda COVID-19 tanısı için bir yeni doğanda doğumdan önceki kaç gün içinde annenin COVID-19 enfeksiyonu öyküsü bulunmalıdır? Şıklarımız 3, 7, 10, 14 ya da 28. Bununla ilgili çok arkadaşlarımızın güzel cevabını bekliyoruz. Yine çok güzel bir tuz sorusu hazırlamıştın. Aynen. Harika. Yandan uzmanlık sorusu da olabilir. Evet arkadaşlar, Menti'den kodu ben yazayım bir saniye. Şeyden yazdıklarımda gerçi çok fazla soru olmayacak ama yine de oradan daha renkli oluyor. menti.com kodda 9276 9276 12 28. Evet, herkes bu şeyden 14'ler gelmiş. 28 evet, gelmiş bir tane. Bir 3, de 7 biraz geldi. Menti'den birkaç arkadaşımız cevaplarsa. İleri gelip geri mi gelmen lazım Caner, yoksa ha evet, verenler var, cevap verenler var. Evet, 28, evet. 14. Genel anlamıyla 14 7, önde gidiyor. 14 önde benim gidiyor. Benim burada gördüklerim. Evet. 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 Tamam, geçebiliriz aslında. Gayet güzeldi. Aynen, pek çok arkadaşımızın söylediği gibi güzel de bir şey çıktı. Aslında bizim için yeni doğanda COVID-19 enfeksiyonu diyebilmemiz için
doğumdan 14 gün önce ya da doğduktan sonraki 28 gün içinde COVID-19 ile enfeksiyon öyküsü olan anneden doğan bir bebeğin olması gerekiyor. Ya da ailede, bebeğe bakım verenlerde, eve gelen ziyaretçilerde ya da hastane ortamında bebeğe bakan hastane personelinde de COVID-19 enfeksiyonu varsa bebek semptom olup olmadığından bağımsız olarak şüpheli COVID-19 vakası olarak kabul ediyoruz biz yeni doğanlarda. Bunun olması gerekiyor. Tabii ki aynen erişkinde olduğu gibi ya da çocuklarda olduğu gibi de solunum yolu ya da kan örneğinde PCR pozitifliğimiz de varsa kesin vaka olarak adlandırıyoruz. Burada bizim için en önemlisi aslında baktığınız zaman bu bebekler artık son zamanlarda biraz sonra yine ayrıntılı bahsetmeye çalışacağım. Prematür olarak doğuyorlar. Büyük çoğunluğu da aslında 34-37 hafta arasında dediğimiz geç prematür olan olarak doğan bebekler. Bu ilk dönemde aslında özellikle Delta ile beraber gerçekten çok daha fazla prematür bebekte olduğunu görmeye başladık. Erken doğum tekniğiyle birlikte. Evet, siz ilerlediniz zaten. Bir tane daha zor bir soru bence. 1, 2, 3, 4, 5. Kaç farklı mekanizma bizim için yeni doğandaki enfeksiyondan suçlanıyor? Ben çok mekanizmaya girmeyeceğim ama tabii ki olayı algılayabilmek için bu mekanizmaları da bilmek lazım. Harika. Şimdi yine yorum kısmından ve evet menti kısmından gelecek cevapları sırayla takip edelim bakalım. Burada yorumlarda 3 ön planda gidiyor. Menti'de Evet nedir abi. durum Caner? Orada bayağı var. 1, 2, 3 var. 1, 2, 3 var. Evet, hepsi nedir? Evet. 1, 2, 3 hepsinden birer ikişer birer oldu. Ya bak bu soruyu zor dedim ama gerçekten çok buradaki yazılanların hepsi bildi bir kere. Gerçekten 3 farklı mekanizma şu an için öne sürülüyor. 3 ana geçiş olabileceği söyleniyor. Bunlardan bir tanesi hala ekarte edemediğimiz ama yüzde literatüre göre de %2 ile %4 arasında olduğunu düşündüğümüz introterin bir geçiş olabilir. Bu düşük bir ihtimal. Ama esas bulaş yolunun ya intrapartum tam doğum sırasında ya da postpartum erken dönemde, doğumdan hemen sonra aslında. Buranın esas olarak anneden ya da sağlık çalışanındaki ortamdaki damlacık yoluyla, solunum yoluyla beraber olduğu düşünülüyor. Demek ki vertikal bir geçiş olabilir anne karnında düşük bir olasılık. Ama intrapartum ya da erken hemen postpartum dönemde bunun olabileceğini bilmemiz lazım. Evet, tabii biz buraya konuşurken anneden olduğuna göre o zaman gebelerdeki durum nedir? Öncelikle onu bilmemiz lazım. Aslında pek çok yeni doğan hastalığında annenin sağlık durumu sonuçları belirliyor. Biraz sonra da bahsedeceğim. Gerçekten COVID-19'da da hem normal COVID-19 enfeksiyonunda hem de konuşacağımız MIS-N'de aslında gebelerdeki COVID-19 enfeksiyonunun önemli olduğunu bilebiliriz. Ve meta analizlere göre tabii çok fazla çalışma yayınlanmıştı Çin'den sonra. Ama ben genelde meta analizleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Gebede yine ateş, öksürük, solunum sıkıntısı ve tat duyusu kaybı en sık semptomlar. Yine CRP prokalsiyonun yüksekliği ve erişkinde olduğu gibi lenfopeni en sık laboratuvar bulguları ve en sık görülen radyolojik bulgu gebelerde de buzlu cam görünümü olduğunu söyleyebiliriz. Melih, burada bir şey söyleyebilir miyim? Tabii Bu ki. hani erişkinler ya da işte biraz daha kendini verbalize eden çocuklar tat ve koyu söyleyip ve kokuyu söyleyebiliyorlar ama buradaki tat duyusu derken çocuklarda beslenmede problem mi, emmede azalma mı oluyor yoksa hani Yok. ha Ulaş bu aslında gebelerdeki. pardon Çocuklardakinde pardon ben bu kötü gebelerde. zannettim. Tamam tamam Yok, bu tamam. gebelerde. Genelde Tamamdır. çocuklarda da tat duyusuyla ilgili çok fazla yani büyük olmadıktan sonra adolesan grubu olmadıktan sonra çok fazla onu küçük çocuklarda görmedik. Görmüyoruz. Okey. Onu görmüyoruz. Bu gebede aslında erişkinlere göre. Peki bu COVID-19 enfeksiyonu gebelerde nasıl seyrediyor? En fazla tartışılan konu buydu. Gerçekten hastaneye yatışı arttırıyor mu? Bir kere en son PLOS-ONE'daki bu meta analiz diyor ki gebeler daha fazla yoğun bakım yatışı gösteriyorlar. Ve aslında hem gebelerde herhangi bir nedene bağlı ölüm oranı yüksek. Az önce bahsettiğim gibi prematüre doğum ve özellikle de sezaryenin gebelerde COVID enfeksiyonu olan gebelerde daha fazla olduğunu söyleyebiliriz.
Bu da önemli. Biraz sonra bir grafik göstereceğim. Ondan sonra Delta'daki durumu da tekrar söyleyebiliriz. Özellikle annedeki hastalığın şiddetinin bebekteki sonuçları etkilediği ile ilgili çalışmalar giderek artıyor. Yani anne ne kadar şiddetli hastalık geçirirse bebek de o kadar fazla anne karnında etkilenmeye başlıyor. Doğum daha erken oluyor ve bu bebekte sonuçlar daha zor olabiliyor. O zaman hangi gebelerde daha ciddi seyrediyor diye bakacak olursak, eğer annenin pulmoner komorbiditesi varsa yaklaşık 4,3 kat artıyor hastalığın şiddeti. Hipertansif ve diyabetik hastalıklarda da yaklaşık 2 ila 2,5 kat hastalığın şiddetinde artış gösteriyor. Onun için aynen erişkinde olduğu gibi pulmoner komorbidite, hipertansif ve diyabetik annelerde hastalık daha ciddi seyrediyor. Bizim de hastalığın daha COVID'in ilk erken seyri döneminde Türk Nörolojik Derneği olarak yaptığımız bir çalışma vardı. 34 farklı merkezden elde edilen 125 gebe ve bebek değerlendirilmişti. PCR testi pozitif olan gebeler ve 4 bebekte yaklaşık %3,3 oranında, literatürde de dediğim gibi %2 ila 4 arasında bir PCR pozitifliği vardı doğumda. Yani bu da vertikal bir geçişin olabileceğini bize gösterdi. Ama daha sonra sayılar arttıkça, özellikle inter-COVID çalışması var. COVID pozitif gebelerde az önce bahsettiklerimin dışında preeklampsi ve eklampsi sıklığının da arttığını gösterdi. Yoğun bakım yatışının 5 kat arttığını gösterdi. Annelerdeki mortalitenin yaklaşık 22 kat arttığını gösterdi gebelerde. Ve gerçekten biz bunu Delta piki ile beraber çok daha fazla yaşamaya başladık. Muhtemelen İzmir'de de olmuştur. Basına da çok fazla çıktı biliyorsun. Aynen öyle. Gebeler çok daha fazla hayatını kaybetmeye başladı. Bebekler prematüre doğdu. Ne Bir yazık de ki annesiz kalınca aşılanmadılar oldu. herhalde, değil mi Meri? Tabii. Ona Herhalde bir geleceğim de Ulaş. aşılanmadılar, değil mi korkudan? Aynen. Hiçbir tanesinin aşısı yoktu ve annelerde mortalite, bu bizim verimiz değil. İnter-COVID çalışması, yurt dışı çok merkezli çalışma 22 kat anne mortalitesinin arttığını gösterdi. Ve preterm doğum riskinin yaklaşık 2 kat arttığını gösterdi. Neonatal morbidite indeksinde yaklaşık 2,66 kat arttığı bu çalışmanın sonucunda gösterdi. Demek ki aslında COVID çok da masum seyretmedi yeni doğanlarda da. Yani onları da etkiledi. Sadece erişkin grubuna göre bir miktar daha hafifti. Ve aslında bence en güzel serilerden bir tanesi şu oldu. Geçmişle karşılaştıran iki tane büyük çalışma var veri tabanlarında. Bir tanesi İngiltere veri tabanı, yaklaşık 1600 gebeyi değerlendirdiler. Bir de Amerikan Pediatri Akademisi'nin veri tabanı var. Orada da yaklaşık 2400, toplamda 4000 gebeyi değerlendirdikleri zaman yine COVID enfeksiyonuyla beraber özellikle az önce de söylediğim gibi 32 ile 37 hafta arasında geç preterm ve orta preterm doğum oranının daha yüksek olduğunu gösterdiler. Burada bebeklerde SGA, ölü doğum ya da erken dönemde yeni doğan ölüm riskinde artışın olmadığını gösterdiler. Ama yine inter-COVID çalışmasına benzer olarak geçmiş dönem gebe kohortuyla karşılaştırdıkları zaman annelerin daha fazla öldüğünü gösterdiler. Ve aslında bu çalışma hem preterm doğum hem de maternal ölümün, annenin ölümünün önlenmesi için az önce senin de belirttiğin konuya dikkat çekti. Dediler ki gebelerin mutlaka aşılanmaya başlaması gerekiyor. Bu aslında bu çalışma tam Delta'dan hemen önce yayınlanmıştı. Delta piki başlamadan önce yayınlanan bir çalışmaydı. Bence literatürdeki en önemli serilerden bir tanesi bu. Anne de mortaliteyi arttırıyor. Evet, aslında bir de şunu söylememiz lazım. Anne bizim için önemli çünkü bebek orada anne karnında ve arada bir de plasenta var. Ve aslında COVID-19 pozitif plasentalarda da özellikle malperfüzyon bulgularında artış oldu. Aynen bugün akciğerlerde konuştuğumuz trombüslerin orada da olduğu, fibrin trombüslerinin olduğu, mikrokalsifikasyonların olduğu, sinsitial düğümlenmenin olduğu. Yani altta yine bir hiperkoagülabilite ya da ciddi plasental sinsitio trofoblastlarda hasar olabileceği yönünde veriler artmaya başladı. Aslında yani bebek anne karnında uterus plasenta aracılığıyla daha anne karnındayken etkilenmeye başlıyor gibi duruyor. Evet, bir sonraki slayta da geçebiliriz aslında. Aslında şunu söylüyoruz. Gerçekten yapılan çalışmalar şunu göstermiş. Plasentada bir malperfüzyon var. Fetüse giden kan akımı bozuluyor. Ve bütün bunların hepsi yeni doğan dönemindeki biraz sonra bahsedeceğimiz sonuçları da etkiliyor gibi gözüküyor. Bunun için plasental tutulumunda yine
COVID-19 enfeksiyonunun, maternal COVID-19 enfeksiyonunun önemli bir bulgusu olabileceğini akılda tutmamız gerekiyor bence. Peki, en çok sorulan soru şu. Anne karnında gerçekten vertikal bir bulaş var mı? Risk düşük, dediğim gibi literatür %2 ile %4 arasında bildiriyor. Ama tek başına yeterli bir kanıtın olmadığı söyleniyor. Ve özellikle umbilikal kord ya da amniyon sıvı aracılıklı bulaş riski en düşük olsa da bu konudaki kanıtların da yetersiz olduğunu bir kez daha söylemek gerekiyor. Yani %2 ile 4 oranında bu görülebilir. Ve aslında bunu gösteren en önemli olgu bir olgu sunumu Nature'da yayınlandı. Fransa'dan bildirildi. Onu da kısaca söyleyeyim çünkü bence arkadaşlarımız için de önemli. Anne 23 yaşında. Doğumdan önce 3 gün önce 38,6 derece ateşi var. Öksürük ve balgam şikayetleri var. Ve annenin o dönemde kan, nazofarenks ve vajinal sürüntüden gönderilen SARS-CoV-2 PCR'ların hepsi pozitif. Ve yine az önce söylediğimiz gibi geç preterm bir bebek doğuyor. 35 hafta 5 günlük, 2540 gram. Apgar skorları düşük. Gerçekten plasental malperfüzyonun bu bebeklerde anne karnında bir hipoksiye neden olabildiğini ve aynen bazı özellikle çok erken doğan ve ciddi hastalığı olan annelerden doğan bebeklerde biz kendi kliniğimizde de aynen hipoksik iskemik ensefalopatiye benzer kan gazı bulgularını görebiliyoruz. Bu bebeğin de Apgar skorları düşük. Bebeğe canlandırma yapılıyor. Bebek entübe ediliyor. Yeni doğan yoğun bakıma yatırıldıktan 6 saat sonra ekstübe ediliyor. Ve bebeğin hemen daha yatış anında birinci saatte alınan nazofaringeal ve rektal sürüntü örnekleriyle 3 ila 18. günlerdeki kan örneklerinde PCR pozitif çıkıyor. Bu bebek aslında iyi seyrederken 3. günde ani başlangıçta bir iritabilitesi ortaya çıkıyor. Opistotonus pozisyonu gelişiyor. Hipertonisi var. BOS'ta 300 lökosit saptanıyor milimetreküpte. BOS proteini artıyor. Yine BOS COVID-19 PCR'ı negatif. Metabolik gönderilen metabolik taramalar negatif. Ve herhangi bir tedavi verilmeksizin 14. günde taburcuya gidiyor. Ancak olgunun 11. gün çekilen kranial MR'ında şekilde de gördüğünüz üzere özellikle beyaz cevherdeki periventriküler ve subkortikal alanlarda gliyozis saptanıyor bu olguda. Ve bunun üzerine aslında yazarlar şunu söylüyorlar. Evet diyorlar ki bu çocukta plasentada, amniyon sıvısında, bebeğin kanında, nazofarenksinde ve rektal sürüntüsünde SARS-CoV-2 pozitifti. Ve aslında baktıkları zaman plasentadaki viral yük annenin kanındakinden daha yüksekti. Bu da amniyon sıvısından yüksekti. Yani az önceki plasentayı biraz da onun için vurgulamaya çalıştım. Plasenta son derece önemli. Ve nazofaringeal sürüntü viral yükleri de 3 ve 18. günde birinci günden daha yüksek. Yani zaten biz hemen almak istemiyoruz. En erken 24. saatte alınsını istiyoruz. PCR pozitifliğini de saptayabilmek için. Ve yine bu bebeğin de plasentasında akut ve kronik intervidöz bir inflamasyon saptanıyor. Sonuçta yazarlar şunu hipotez ediyorlar. Diyorlar ki maternal bir viremi var. Bu plasental inflamasyona yol açıyor. Ve bu da neonatal viremiye neden oluyor. Ve bebekteki 3. gün gelişen nörolojik semptomlarında serebral vasküliti ile ilişkili olabileceği söyleniyor. Ve birinci saatte bakılanda bile pozitif olması bu bebeğin anne karnında vertikal bir enfeksiyonun sonucu olabileceğini gösteriyor. Onun Bu için bunu ekart edemiyoruz. ilk çalışma herhalde değil mi Meri? Bu yatı çalışma Evet, derken ilk vaka. case. Evet. Aynen öyle. Ve bu aslında gerçekten bu konudaki bütün şeyleri değiştiren ve vertikal geçişi en fazla gösteren case. Zaten Nature'da da yayınlanması o anlamda Değerli şeydi. olduğunu söyledim. Aynen. Evet, hepsini de göstermiş oldular. Ama sonuçlar ilginç. O nedenle olabilir diyoruz. Ha, bana şunu soracak olursan, sen gördün mü dersen, biz tüm bebeklerin hepsinden ilk 24 saatte ve daha sonra ilk örnekten de 24 saatte ikinci bir örnek gönderiyoruz. Biz yaklaşık 400 anne bebek çiftini bugüne kadar takip ettik. Geniş bir seri, oldukça fazla bebek Bayağı inceledik. iyiymiş. Hı. Biz vertikal geçişi düşündüren bir bulguya rastlamadık. Yani bizimkilerin hepsi de negatifti.
Onu da düşündürmedi. Ama dediğim gibi literatür %2 ile Yani 4 senin arasında bunu gösteriyor. söylediğin seri 400 gebenin 400'ü de COVID pozitif ve bebeğe bulaşmadı. Doğru mu? Anladım. Aynen öyle. Aynen Okey. öyle. Çok güzel bir seri Bizim ve serimiz. Aynen. bu vakayı aynen tamamen şey yapan. Hani tabii siz plasental yüke ya da işte hani şey viremi durumunu ölçmediniz. Viral yükü ölçmediniz ama Tabii. sizin serinizin sayısı, numerik değeri ve gücü hani bu şeye bu case'e göre daha güçlü gibi görünüyor. Ya Ya bu bizim case ile ilgili ben de bir şey soracağım da. Burada tabii. sezaryen doğum herhalde değil mi bu? Doğum şekli. Çünkü vajinal pozitif, vajinal sürüntüsü pozitif. Eğer normal doğmuşsa o zaman hani Şöyle organ söyleyeyim. teması. Olabilir. Bunun sezaryen olması lazım ama bakmam lazım. Net Evet. hatırlayamadım. Şimdi Yani evet. bakayım. Ben de öyle düşündüm ama hani. Ama tabii şunu da söyleyeyim burada. Doğum şeklini belirliyor mu derseniz, doğum şeklini COVID-19 enfeksiyonunda belirlemiyor. Yani bu ilk başta tüm doğumlar neredeyse sezaryen yapıldı. Bizim ülkemizde de, dünya genelinde de. İşte acaba vajinada varsa bebeğe bulaşır mı diye. Ama en son kadın doğum derneklerinin önerisi Dünya Sağlık Örgütü ile beraber normal sezaryen indikasyonları varsa o zaman doğum sezaryen gerçekleştirilsin. Yoksa annenin COVID pozitif olması sezaryen doğum için bir endikasyon değildir diyoruz. Ama bu vaka özelinde bunu yapabilirler. Murat'ın da bir sorusu var orada, onu görüyorum. İleriki dönemlerde antikor bakılabildi mi diye sormuş. Bu vaka bazında bakılmadı. Biz kendi şeyimizde de şunu yaptık. Biz sadece tabii ki PCR olarak baktık. Çünkü Türkiye'deki antikor sonuçlarında pek çoğu yanlış pozitif veya yanlış negatif sonuçlar verebildiğini bildiğimiz için, tek başına güvenilir olmadığı için. Ama en önemlisi de aslında klinik açıdan değerlendirdiğimiz zaman bunun olmadığını gördük. Ama hala pek çok merkez farklı uygulamalarla gitmeye çalışıyor. Ama biraz sonra Türkiye'deki standarttan da bahsetmeye çalışacağım. Meryem, bir şey daha. Bu Tabii vakadan ki. sonra bunun aynısını destekleyen başka bir çalışma ya da vaka çıktı mı? Karşılaştın mı hiç? Var. Yani bu şekilde olabileceğini gösteren, plasenta Gösteren. incelemelerini yapan var. Aslında şunu da söyleyeyim. Biz hem Ataşe abi hem Hasan'la beraber bazı örnekleri ilk dönemde topladık. Onlar hala analiz ve yorumlanma aşamasında. Yani onların da yoğun temposuyla beraber belki oradan çıkacak şeyler olacaktır. Erken dönemde hani plasentalarda belli vakalarda tam pik yaptığı dönem, ilk pikini yaptığı zaman Türkiye'de onu da yaklaşık yanlış hatırlamıyorsam Türkiye genelinde 50'nin üzerinde plasenta, amniyon sıvısı alınabilecek tüm örnekler toplandı. Ama onların Süper. değerlendirmesini bekliyoruz. Yani öyle de bir çalışmamız da oldu. Aynen bunu hipotez etmek açısından. Dediğim gibi bunlar genellikle vaka bazında yayınlanan durumlar. Peki Türkiye'de ve dünyada ne değişti? Aslında Delta ile beraber pek çok şey değişti. İlk ataklar bilmediğimiz için bir miktar sıkıntıydı. Öğrenmeye çalışıyorduk. Ama bu grafikte de gördüğünüz üzere Mayıs'ın sonundan itibaren vakaların neredeyse büyük çoğunluğu Delta olmaya başladı. Ve Delta ile beraber de aslında gebelikte de COVID-19'un şiddeti inanılmaz derecede arttı. Ve az önce seninle konuştuğumuz üzere gerçekten anne ölümlerini görmeye başladık. Bebekler 24-25. haftada doğmaya başladılar. Bebeklerde COVID-19 enfeksiyonundan ziyade aşırı prematürite ile ilgilenmeye başladık. Annelerin ise pek çoğu yoğun bakıma girdi. Yoğun bakımda doğdu. Ki hayatını kaybetti. Bunu da bilmeniz lazım. Omikron nasıl seyredecek? Omikron şu an yine vaka sayıları artmaya başladı. Ama tam olarak doğumlara ve Delta'daki tabloya yansımadı. Muhtemelen önümüzdeki 10-14 gün içindeki pik devam ettiği müddetçe biz bunu da görmüş olacağız ve hep beraber değerlendireceğiz. Aslında Delta ile beraber yapılan çalışmalar şunu gösterdi. Delta ile beraber özellikle annelerin yoğun bakıma yatışları inanılmaz arttı. Anneler ciddi anlamda yaklaşık 2,8 kat daha fazla ciddi hastalığa yakalanmaya başladılar. Yoğun bakıma yatışları yaklaşık 4 kat arttı. Ve bu annelerin yaklaşık 3 kat artışla beraber solunum desteğe ihtiyacı oldu. 4,3 kat entübasyon riskleri artmış oldu. Ve anneler ECMO'ya kadar gidebildi.
Ve maternal ölümde yine delta ile beraber 3.2 kat arttı. Delta gerçekten gebeleri çok fazla etkiledi. Evet. Az önce aslında 3 tane mekanizmadan bahsettim ama ben gerçekten bunu çok beğendim. Bunu bir kez daha isterseniz tartışabiliriz. Baktığımız zaman aslında anne ilk A şekline baktığımız zaman anne COVID pozitif. Bebek ilk olarak negatif çıkıyor ama doğumdan sonraki 2 ila 4 hafta içinde bebekte COVID-19 enfeksiyonu gelişebiliyor. Bu geç başlangıçlı neonatal COVID-19 enfeksiyonu. Yani hemen aslında ilk hafta içinde ya da doğumdan hemen sonra bulgu vermeyebileceğini bilmemiz lazım. Anne COVID-19 enfeksiyonu geçiriyorsa. İkincisinde B resmine baktığımız zaman anne COVID negatif aslında. Bebek herhangi bir problem yok. O da COVID negatif olarak doğuyor. Ama yaşamın ilk haftaları içinde anne ya da babada ya da çevredeki aile bireylerinde enfeksiyon varsa bu sefer de çevre kaynaklı olarak, ilkinde anne kaynaklıydı, ikincisinde çevre kaynaklı olarak geç başlangıçlı bir neonatal COVID-19 enfeksiyonu görebiliyoruz. Tam tersine anne COVID pozitif ve bebek daha yaşamın ilk haftasında doğumdan hemen sonra erken başlangıçlı COVID-19 enfeksiyonu gösterebiliyor ve bunların yaklaşık %2'sinde de ileriki dönemde yani sizi biraz daha fazla bildiğiniz MIS-C'ye gelişebiliyor bunlar da. Yani bebeklik döneminden itibaren MIS-C'ye gelişebiliyor. D şıkkı bizim bahsettiğimiz gibi anne COVID pozitif olabiliyor ancak bebek negatif ve sağlıklı bir şekilde devam ediyor. Ve son şekli işte bugün senin de ricam üzerine daha fazla konuşacaklarımızdan bir tanesi de anne COVID pozitif oluyor ve bebek daha doğumdan sonraki ilk hafta içinde MIS-N tablosunda karşımıza çıkabiliyor. Belki bence bu konuşmamızı dinleyen arkadaşlarımızın bu konuşmadan alabilecekleri en güzel resim bu. Yani en güzel mükemmel bir görsel, evet. Yani bu, ben de slaytları incelerken en hoşuma bu gitti. Yani bunu görsel hafızaya da aldığımız almak zaman lazım. Mükemmel. Aynen. Evet. Yani bir screenshot'ta paylaşalım Caner en son. Bu önemli çünkü ne şekilde olabileceğini gösteriyor. Evet. Peki yeni doğanlarda COVID-19 aslında bunu hepimiz biliyoruz. Bulguların özgül olmadığını, pek çok farklı bulguyla gelebileceklerini. Doğumdan hemen sonra solunum sıkıntısı, siyanoz, kalp atımızın da artış, letarji, ateş, beslenme intoleransı ya da kusma olabileceğini biliyoruz. Takipte taşikardi bunlara eşlik edebiliyor. Özellikle evden gelen, size çocuk acile başvuran, doğumda hemen sonra olmayan ama daha sonrasında evde bulaşla gelenlerde ise yine hırıltı, burun kanadı solunumu, apne, öksürük gibi semptomların olabileceğini bilmemiz lazım. Yeni doğanlarda COVID-19 enfeksiyonunun özellikle gastrointestinal tutumunun daha fazla olabileceğini, kusma, ishal ve batın distansiyonunun en önemli bulgular olarak karşımıza çıkabileceğini ve bu bebeklerin letarjisinin bulunabileceğini de bilmemiz lazım. Aslında aynen neonatal sepsisteki bulguların hepsi. Bu da Amerikan Pediatri Akademisi'nin kendi veri tabanında yayınladığı bir bulgu. Aslında pek çok bebekte asemptomatik. Yani az önce gösterdiğimiz E şıkkı. Biz de günlük hayatımızda gerçekten bunu görüyoruz. Ama erken dönem solunum sıkıntısı, ateş, hipotoni, kusma, ishal ve öksürük. Aynen az önce bahsettiğim tüm semptomlar Amerikan Pediatri Akademisi'nde de benzer şekilde ortaya çıkıyor. O zaman yeni doğanda COVID-19 enfeksiyonu dediğimiz zaman bir kere annede COVID-19 enfeksiyonunun olması gerekiyor. Bunu artık hemfikiriz. Bununla ilgili herhangi bir düşüncemiz yok. Vertikal bir bulaş düşük de olsa olabileceğini biliyoruz. Ve bu bebeklerde en sık olarak asemptomatik olsa da bulgu olacak olursa solunum sıkıntısı, beslenme intoleransı, letarji, ısı instabilitesi gibi bir bulgunun olabileceğini biliyoruz. Ancak doğumdan sonraki dönemde annede enfeksiyon yoksa diğer aile bireylerinde ya da hastanede kalan bir bebekte nozokomial olarak da COVID-19 bulaşının olabileceğini bilmemiz lazım. O zaman yaşamın ilk haftasında ortaya çıkanlar erken başlangıçlı neonatal COVID-19 enfeksiyonları yaşamın 1 ila 3. haftaları arasındakilerde ise bunlar geç başlangıçlı neonatal COVID-19 enfeksiyonu olarak geçiyor. Tanı yine mutlaka PCR. Akciğer grafisi eğer pnömoni bulguları varsa bunu gösterebiliyor. Tam kan sayımına baktığımız zaman da yine aynen çocuklarda ve erişkinde olduğu gibi lökositoz, lenfopeni, trombositopeniyi görebiliyoruz.
Demek ki artık COVID-19 enfeksiyonu da aynen sepsis gibi erken ve geç başlangıçlı olarak ikiye ayırdığımızı söyleyebiliriz burada. Erken başlangıçlar sıklıkla dediğiniz gibi anne pozitif ve bebekler sıklıkla asemptomatik. Rutin bizler de bakıyoruz. Bebekte semptom olmasa bile mutlaka PCR'ı gönderiyoruz. Bu şekilde saptanabiliyor. Vertikal geçişin belli olmadığını söyledik. Sıklıkla da ilk bir hafta içinde ortaya çıkıyor. Az önce bahsettiğimiz tüm klinik bulgular bu bebeklerde görülebiliyor. Bir sonraki slide'da ise geç başlangıçlı. Bunlar genelde doğumdan sonraki 7 ila 35 gün içinde ortaya çıkıyor. Postnatal, evde, ailede, yakın çevrede ya da hastanede olan bir çocukta hastane ortamında bir COVID-19 enfeksiyonunu kapıyor. Bulgular aslında yine aynı olduğunu söyleyebiliriz. O zaman aklımızda neler kalsın? Burayı da özetleyecek olursak yeni dönemde COVID-19 en sık bulgular solunum sıkıntısı, takipne, çekilme, rinit gibi bulgular, ateş ya da ısı instabilitesi hipotermi görülebiliyor, beslenme sorunları, kusma, ishal gibi GIS bulgular görülebiliyor, tonus değişikliği, iritabilite, letarji, apne gibi nörolojik bulgular, taşikardi ya da hipotansiyon gibi hemodinamik bulgular görülüyor. Özellikle delta varyantının olduğu dönemden itibaren de konjüktivit, kutanöz raş gibi yine deri bulgularının olabileceğinde ne yapmamız lazım? Akılda tutmamız lazım Ulaş. Bence hani bu da neonatal COVID-19 ile ilgili söyleyebileceğimiz en önemli bulgular. Bu da aslında bizim burada kendi hastanemizde Çamsakura Şehir Hastanesi'nde yaptığımız bir çalışma American Journal of Perinatology'de yayınlandı. Biz şu soruya cevap aradık. Evet, term bebeklerde çok fazla bir sıkıntı yok. Az önce bahsettiğimiz gibi bulgular ortaya çıkıyor. Dediğim gibi bu bebekler bir miktar daha prematüre doğuyorlar. Prematüre bebeklerden bir farklılık gösteriyor mu diye baktığımız zaman eski bir kohortla yeni kohortu karşılaştırdığımız zaman da aslında prematüre doğan bebeklerin neonatal sonuçlarının belirgin olarak değişmediğini gösterdik. Yani aslında COVID-19 evet erken doğuma nedeni olabiliyor ama bebek prematüre doğsa bile diğer prematüre doğan bebeklerden sonuçlar açısından bir farklılık göstermiyor. Bu da aileler açısından güzel bir bulgu. Bu da literatürdeki birkaç çalışmadan bir tanesi. Yani bence Türkiye'nin literatüre koymuş olduğu güzel çalışmalardan bir tanesi. Onu da söyleyeyim. Elinize sağlık. Adınıza. Elinize sağlık. Sağ mükemmel. Çok teşekkür ediyorum. Arada bunları da söylemek gerekiyor. Evet. Bir de bugün konumuz. Yani çünkü hep başka literatürleri genelde veriyoruz ama kendimizin yaptığı ve dünyaya da sunduğumuz vakaları bizim meslektaşlarımızın da bilmesinin en doğru olduğunu söyleyebiliriz. Ve bugün en önemlisi yeni bir konu olan yeni doğanlardaki misçe ya da Meri. Meri, buna geçmeden bir tane soru geldi aşağıdan da. Yeni doğan bebekten yeni doğana COVID bulaşı gözlemlediniz mi diye. Biz gözlemlemedik çünkü şunu yapıyoruz Ulaş. Yani biz aslında bizim salgının ilk döneminden itibaren bebekle anneyi doğumdan hemen sonra bu erken postpartum dönemdeki bulaşı ve doğum sırasındaki bulaşı en aza indirmek için az sayıdaki ekiple hızlıca bebeği ve anneyi ayırıyoruz. Bebeğin müdahalelerini ayrı bir alanda yapıyoruz. O bebekten ilk örnekleri aldıktan sonrasında da anne ile bebeği bir araya getiriyoruz. Ama bir araya getirdiğimiz zaman biraz sonra da bahsedeceğim. Bu bebekleri anne ile aralarında en az 2 metre mesafe bırakıyoruz. Anneye maskesini takmayı öğretiyoruz. Beslenme önerilerinde bulunuyoruz. Üniteye yatırdığımız ve gözlem altına aldığımız solunum sıkıntısı olabilir, beslenme problemi olabilir, hipoglisemi olabilir. Bu bebeğin ilk PCR testi çıkıncaya kadar bu bebek izole odada kalıyor. Hemşiresi ve ona bakan doktor arkadaşlar uygun kişisel koruyucu ekipmanları giyiyorlar ve bu şekilde ünitede şeytan kulağına kurşun, herhangi bir bebekten bebeğe de COVID-19 teması ya da bebekten bir sağlık personeline bulaş saptamadık. Zaten bebeklerimizde olmadı. Sağlık personelindekinde herhangi bir bebeğe geçtiğini bugüne kadar görmedik. Bu da yani dediğim gibi en önemli şey burada anne ile bebeği ya da kişileri izole etmek. Diğer bebeklerle aynı ortama almamak. İzolasyon odanız olduğu müddetçe biz şunu yapıyoruz. Bebeğin ilk PCR'ı negatif geldi. İkinci örneği alıyoruz. İkinci örnekte negatif geldikten sonra bu bebek solunum sıkıntısı için diğer bebeklerin yanına alınabiliyor. Ve bu arada yeni gelen bir hasta tekrar izolasyon odasına alıyor. Bu döngüyle de çok rahat bu iş bulaşı engelleyebiliyoruz. Bence Türkiye'deki ya da bizim bu 400 vakamızın hiçbir tanesinde olmamasının sebebinin de ben bu kuralların olduğunu
söyleyebilirim. Bu arada bir tane de bir soru geldi de onu da gülerek okudum. O yüzden izin olsa cevaplayayım. Yani, gördüm, çok... gördüm. Bölmek de istemiyorum diyor. Değil mi? Onu mu diyorsun? Evet, evet. Tortikolis soruyor arkadaşımızın bir tanesi de. Tortikolis'i valla genelde biz tanı koyuyoruz. Bizler görüyoruz. Başka bir bölümden de sadece gerekli bölümlerden konsültasyonu istemek lazım. Son zamanlarda hep yani bu kendi rutin pratiğimizde de çok fazla gördüğüm için arkadaşlarla da konuşuyorum. Klavukula kırığının tanısını koyuyorsun. Neden tanıyı geç koydun diye şey yapabiliyor. Neden 6 saat sonra geç koydun diye biliyor. Tamam mı? Neden mesela şeye alıyorsun onu? Bandajı alıyorsun. Bandajı. Ortopediye bağlıyorsun. Diyor neden yatırmadan tedavi ettin? Onun için soruyu soran arkadaşımın ismini tam göremesem de ona şunu söyleyeyim Duygu. Ki bunu Duygu mutlaka senin koyman daha önemli. Koyduktan sonra da ilgili branşlarla konsült etmeni herkes bekliyor. Onu söyleyebilirim. Güzel. Evet. Şimdi bugünkü ana konumuz aslında hepimizin daha az bildiği. Benim de dışarıdan bana danışılan vakalar aracılığıyla şeyimin olduğu bir durum. Asemptomatik COVID pozitif yeni doğanlar anne yanında izlenebilir mi? Aynen onu yapıyoruz Fatma Nur. Biz asemptomatikse bebeğin ilk sürüntü örneğini aldıktan sonra annesinin yanına veriyoruz. Annesiyle beraber bu bebekleri yakın izliyoruz. Aralarında mesafe bırakıyoruz. 24 saat sonra ikinci bir örneği gönderiyoruz. İki örnekte negatifse ve bebek asemptomatikse anneyle beraber eve gönderiyoruz. Annenin yatış ihtiyacı devam ediyorsa da herhangi bir testi PCR'ı negatif olan COVID-19 enfeksiyonu olmayan sağlıklı bir aile bireyine bebeği teslim ediyoruz. Bu bebekleri yeni doğan yoğun bakımda gereksiz yere tutmuyoruz. Onu da söyleyebilirim. Önemli bir soru olduğu için burada cevap vereyim dedim. Miss Anne aslında biraz sonra tekrar açacağız. Miss Anne neonatal missçi aslında. Onun içinde Miss Neonate diye geçiyor. Ve yeni doğanlardaki multisistem inflamatuar sendrom. Bunun biraz sonra daha ayrıntılı mekanizmalarından bahsedeceğim. Ama bunun daha ciddi bir tablo olduğunu, yeni doğan COVID-19'undan daha ciddi bir şekilde seyrettiğini söyleyebiliriz. Ona biraz sonra tekrar döneceğim için sadece bir slide'la burada geçeyim. Ondan sonra devam edelim. Tanıyı nasıl koyuyoruz? Aslında az önce de söyledim. Genellikle ilk 24 saat içinde bir PCR testi yapıyoruz. Ve mümkünse ilk testten bir 24 saat sonrasında da ikinci bir PCR testinin yapılması ve iki testin de negatif olduğunun görülmesi gerekiyor. Ama 48 saatten önce taburcu edilecekse, asemptomatikse tek bir negatif testinde yeterli olduğunu söyleyebiliriz. Genel durumu iyi olsa bile diğer bebeklerden ayrı bir alanda olması gerektiğini az önce de söylemiştim. Ve anneden hemen ayırdıktan sonra da izolasyon odasında NRF basamaklarını gerçekleştiriyoruz. Yani oradaki bir bulaşı engellemeye çalışıyoruz. Radyant ısıtıcı altında değerlendirdikten sonra hızlıca da gerekiyorsa küvöze alınacaksa da onu bulaştırıcılığını azaltmak için küvöze alıyoruz. En fazla gelen sorulardan bir tanesi şu. Peki neonatal COVID-19 PCR pozitifti. Bebekte semptom var. Bu çocuğun tedavisi nasıl olacak? Bunlara hangi antivirali verelim? Bunlardan erişkinlerde kullanılan ya da çocuklarda kullanılan ilaçlardan hangisini kullanıyorsunuz? Aslında biz burada hiçbir antiviral tedavi vermiyoruz. Buna ihtiyaç duymadık. Çocuk için olanları da kullanmıyoruz. Sadece destek tedavisi veriyoruz. Normal sepsisteki yaklaşımımız ampisin, gentamisin gibi bir antibiyotik tedavisi başlıyoruz. Solunum sıkıntısı olanlarda sülfaktan ihtiyacı varsa, RDS'si varsa sülfaktanını veriyoruz. Mekanik ventilatöre bağlıyoruz. Gerekiyorsa nitrik oksit verebilirsin, ECMO'ya kadar gidebilirsin. Yeni doğan döneminde antiviral ilaç kullanımı biz kendi uygulamamızda bugüne kadar hiç yapmadık. Gerek de olmadı ama ısrarla bunun yaptığını düşündüğünüz bir olay varsa da o zaman bir çocuk enfeksiyon uzmanıyla beraber kullanmanız gerekiyor. Geniş spektrumlu antibiyotiklerden kaçınılması, uygun antibiyotiklerin başlanması gerekiyor. Özellikle de ivik, gamma globulin, interferon tedavisinde kullanımını destekleyen hiçbir kanıt yok. Bu da Sağlık Bakanlığı rehberinde. Kendimiz de bugüne kadar hiç uygulamadığımızı söyleyebilirim. Senin sorununla ilişkili olarak yani dünkü şeyi Instagram'da bakınca soracağın soruların bunlar olduğunu bildiğim için soruyorum. Tam evet. Yani sen merak ettiklerinin içinden söyleyeyim. Hayır, yine şimdi, şöyle çünkü yani hani bunlar en merak edilecekler. Şimdi eğer buna bu bir Miss C'nin formatıysa hani ya da mesela ben tam soracaktım sen hemen cevapladın.
diyecektim ki hani hiç kullanmadık deyince ben zaten sormadım. Diyecektim ki ilk dalgada, çünkü ben biliyorum ki bu pandeminin ilk başında hani azitromisinden işte hidroksiklorokine, işte sen de biliyorsun favipravirden iviye, steroidine kadar hani çok fazla böyle hani bilinmediği için çok abartılı bir suprafizyolojik farmakoterapi yapıldı diyebileceğimiz bir tanımlama belki doğru olabilir. Aynen. Bu yapıldığı için biliyorum. Hani yeni doğan döneminde başından itibaren daha konservatif bir yaklaşım olduğunu sen de şimdiden, hani şimdi olmasıyla bir öncekinde olmasının hiçbir farkı yok. Tüm süreç boyunca çok daha güzel ve konservatif yönetilmiş gibi anlattın. O yüzden soru sormayacağım. Teşekkür ederim. Devam edelim. Evet. Peki az önce Fatma Nur'un sorusuna gelecek olursak, bu bebekleri nasıl izleyelim? Anne ve bebek klinik olarak iyiyse az önce de söylediğim gibi aynı odada kalabilecek. Arada en az 180 santim mesafe olacak. Biz onu 2 metre olarak söylüyoruz. Annenin mutlaka maskesini takması, özellikle de bebeği emzirirken maskeyi takması, bebeği emzirmeden önce ve emzirdikten sonra ellerini yıkaması bizim için son derece önemli. Amerika'da salgının ilk döneminde anneyle bebekleri aynı odada tutarlarken bebekleri küvezin içinde tutmuşlardı. Eğer böyle bir olanınız varsa da bebeği korumak için yapabilirsiniz, ama dediğim gibi biz yaklaşık 1,5 senedir, neredeyse 1 seneyi aşkın süredir anneyle bebekleri yan yana tutuyoruz. Arada mesafe ve bu dediğim koşullarda ve herhangi bir anneden bebeğe bulaşı da görmedik. Aileyi iyi bilgilendirdiğimiz takdirde. Onu bilmemiz lazım. Yine bir arkadaşımız, ivik veya steroid kullanılmadı mı? Covid-19 tedavisi için biz hiç ivik ya da steroid kullanmadık. İvik ya da steroid biraz sonra bahsedeceğimiz Miss N'de düşünülebilir. Orada da tanıyı doğru koymamız gerekiyor diye söyleyebiliriz. İlerleyecek olursak, aslında ben neden bunları bu kadar net konuşabiliyorum? Türk Nöroloji Derneği olarak biz Mart ayında, daha salgının ilk başında, ilk pik yaptığında ilk Türk Nöroloji Derneği'nin yeni doğanlardaki COVID-19 yaklaşımını içeren bir önerge oluşturduk. Bunu 48 saat içinde beslenmeyle ilgili kısmını revize ettik. En sonunda geçtiğimiz sene Ocak ayında 3. revizyonunu yaptık ve bunu İngilizce olarak da Türk Pediatri Arşivinde yayınladık sevgili Ömer'le ve diğer hocalarımızla beraber. Ve bu da bayağı bir atıf aldı. Aslında şunu da yine söyleyeyim. Amerikan Pediatri Akademisi'nin yeni doğan kılavuzundan daha önce yayınlanan, biliyorum elinize sağlık. Hemen hemen biliyorum. Bunu da biliyorum. Aynısı olan, onların bizi takip ettiği bir tablo olduğunu söyleyebiliriz. Gördüm, onu da gördüm. Elinize sağlık, emeğinize sağlık. Sağ olasın. Yine zaten soru... işte hani bu şekildeki bilim insanların var olması ve hele hele bizim ekranlarımıza çıkması ve hele hele bunu sonradan hani hakikaten yüzlerce binlerce hekim arkadaşımızın bu konuşmadan faydalanacak olması ekstra bir önem arz ediyor. Tekrar bu vesileyle teşekkür ederim. Hem yaptığınız bilimsel katkı için, hem sarf ettiğiniz ve verdiğiniz sağlık hizmeti için. Bence en önemlisi buydu. Az önce bir tane iki soru geçti, onu da söyleyeyim. Anne ile bebeği ayırma şansınız yoksa, annenin semptomu az, yani anne odada kalabilecek durumda, yoğun bakımlık bir anne değil, bebek de asemptomatikse anne ile bebek aynı ortamda kalabilir. Annenin maskesini takması, arada mesafe olması koşuluyla. Onun dışındaki, sadece emzirirken değil, normal koşullar altında da annenin maskeyi çıkartmamasını biz öneriyoruz ki bulaş riskini en aza indirebilmek açısından. Onu bir kez daha hatırlatayım. Birkaç soruyu gördüklerime hızlıca cevap vermeye çalışıyorum. Evet, gerçekten Neonatoloji Derneği özellikle hem bu anne sütü kullanımı, emzirme, biraz sonra da bahsedeceğim, anne sütüne devam konusunda da en fazla teşvik eden kurumlardan bir tanesi oldu diyebilirim Sağlık Bakanlığı ile beraber. Onun için bütün bunların hepsinde bizim web sitemizdeki bu önergede de ayrıntılı bir şekilde bulabilirsiniz. Emzirme COVID-19'da en fazla tartışılan konulardan bir tanesiydi. Erken dönemde Çinliler bir miktar bunun yapılmaması gerektiğini savunsa da hızlıca tüm dünyada pek çok örgüt, Dünya Sağlık Örgütü, CDC başta olmak üzere bütün örgütler anne sütünün faydalarının olası bir bulaştan daha fazla olabileceğini düşündükleri için emzirmeyi önerdiler. Biz de bunu bugün için öneriyoruz. Geçebiliriz. Aslında burada da gördüğünüz gibi anne asemptomatik ya da hafif bir hastalığı varsa, yani anne normal bir serviste izleniyorsa, bu annenin şekilde de gördüğünüz üzere maskesini takarak göğüs ucunu ve ellerini yıkadıktan, temizledikten sonra bebeğini emzirmesi, daha sonrasında da bebeğiyle arasındaki 2 metre
koruyarak bebeğiyle aynı odada devam etmesinin yararlı olduğunu söyleyebiliriz. Bir sonraki slide'a geçecek olursak da özellikle anne ağır hastalığı varsa, anne yoğun bakımdaysa, anne high flow oksijen alıyorsa, o zaman annenin ellerini iyice yıkadıktan sonra, bir pompayı iyice dezenfekte ettikten sonra bu sütü sağması ve sağılan sütün de ya COVID-19 negatif bir kişi tarafından ya da COVID-19 negatif bir sağlık çalışanı tarafından bebeğe verilmesini biz öneriyoruz. Yani anne sütü en iyisi. Gösterdi. Anne sütüyle özellikle bebeğe koruyucu antikorların geçtiği ve bu bebeklerin bağışıklık sisteminde güçlendirdiği COVID-19'a karşı bunu söyleyebiliriz. Bir arkadaşımız sadece nazar alınsa olur mu diyor. Alınabilir. Gördüğünüz gibi insanlar çok farklı örnekleri alabiliyorlar. Tek başına nazar da olsa bildirilebiliyor. Zor bir soru gelmiş. Az sonra anlattıktan sonra söyleyeyim ama bebekte ve annede misce eş zamanlı olabilir mi? Genetik bir neden var mıdır? Ben o tabloda görmedim kendi açımdan. Literatürde rastlamadım ama bakmak lazım. Hani genetik açısından genetik işte bu trombotik yollarla ilişkili olabilir mi? Olabilir. Ancak onu bilmemiz gerekiyor. Bir tane soru geldi. Onu tam şey yapamadım. COVID pozitif anneden prematüre bebeğin 28. gününde gelişen apnenin sebebini COVID'e bağlayabilir miyiz? Başka bir sebep yok çünkü. Teşekkür ederim. Başka hiçbir nedene bağlamıyorsan ancak o zaman bunu bağlayabilirsin. Diğer tüm nedenler ekarte edildikten sonra çünkü geç COVID enfeksiyonunda da bu görülebilir. Onun için oraya da bağlayabiliriz diye söyleyebiliriz. Ve aslında bence en önemli şey şu. Az önce de söylemiştim. Bazı gebelerde hastalık daha ağır seyrediyor. Pulmoner komorbiditesi varsa, hipertansiyonu varsa, diyabeti varsa bunlarda bir miktarda enfeksiyonun şiddetinin artacağını bilmemiz gerekiyor. Geçebiliriz bir sonraki slayta. Yine gerçekten gebelerin de aslında büyük çoğunluğunun asemptomatik seyredebileceği gibi ileri yaşı olan gebelerde, obezitesi olanlarda ve önceden komorbiditesi olanlarda da ciddi kritik bir COVID-19 enfeksiyonun gerekebileceği, gerçekten bu bebeklerin daha fazla yoğun bakıma girebileceği, hipertansif bozuklukların ve prematüre doğum oranlarında arttığını söyleyebiliriz. Aslında Meri, bu şeyler normal popülasyondaki komorbidite neyse, hani onlarda da mesela gebe değilken olan insanlardaki komorbidite, obezite, astım, altta yatan başka bir kardiyopati ya da hani hipertansiyonlarda da biraz daha prognoz daha kötü seyrediyor ya. Burada gebelikte de sanki altta komorbidite olması ya da benzer komorbiditeler sergilemesi diğer insanlara göre sanki aynı şekilde kötü seyrediyor gibi bir şey söyleyebiliriz değil mi? Aynen öyle. Ancak Delta ile beraber Delta'nın muhtemelen bir miktarda yapmış olduğu immün fonksiyon bozukluğu ya da başka nedenler artık onu tam bilemiyoruz. Orada bir miktarda sıkıntılı seyrettiğini söyleyebiliriz ama normal ilk pik daha şeydi. Evet. Mesela yine bu konudaki önemli şeylerden bir tanesi yaklaşık 30 binin üzerinde gebe var. %50'si asemptomatik seyrediyor. Yaklaşık ama %15'inde ciddi COVID-19 enfeksiyonu olabileceği söyleniyor. %7'sinin yoğun bakım ihtiyacı olduğu, annelerin %2'sinin yine burada öldüğü gösterilmiş. Ve bu ciddi enfeksiyon olanların daha yaşlı oldukları ve 35 yaşın üzerinde gebelerde riskin yaklaşık 1,5 kat daha fazla olduğu, az önce senin söylediğin gibi obez olan, sigara içen, diyabeti olanlarda ve preeklampsi gelişenlerde ciddi enfeksiyonun daha sık olduğu ve ciddi enfeksiyonu gelişenlerde de preterm doğumunda yaklaşık 2,5 kat daha fazla olduğu söyleniyor. Az önce söylemiştim, rektal sürüntü PCR pozitif ise de normal yolla doğum öneriliyor mu? Gerçekten normal yolla doğum ya da sezaryen doğumun şekline kadın doğumcunun karar vermesi gerektiği ve COVID-19 durumundan bağımsız bir karar vermesi gerektiği söyleniyor. Oldu mu? Hangi şekilde bulaş olacağı şu an için bilinmediği için bununla ilgili herhangi bir şey yok. Bir tane arkadaşımız Miss N olan yeni doğanların hepsine enoksiparin öğreniliyor mu? Onu biraz sonra bahsedeceğim. Miss N'den sonra tartışabiliriz. Bir tane izleyenimizin çocuğuna biz bakmışız. 28 haftalık. Gördüm. Şu an 2 aylık oldu diyor. Çok teşekkür ediyoruz onlara da.
Burun tıkanıklığına şu an burada cevap vermeyelim. Bir sonrakine geçelim. Aslında bence... Yemin ediyorum helal olsun sana. Yalnız. Sendeki hız var ya. Şimdi ben bazılarını özellikle okumuyorum seni bölmeyeyim diye. Ama sen hem sunum yapıyorsun, hem soruları cevaplıyorsun, hem de bir yandan da teşekkür ediyorsun. Abi bu kadar multifonksiyonel bir adam yok ya. Neyse sağ ben ol, seni teşekkür ederim. Çok sağ ol. Aslında bunu da şundan dolayı söyledim. Bizim yine bir çalışmamız yayınlandı. Bence bu da çok önemliydi. Özellikle bu anneler yoğun bakıma girdikçe bebeklerdeki sonuçların da etkilendiğini görmeye başladık. Bebekler daha prematüre doğmaya başladı. Bu bebeklerin postnatal canlandırma ihtiyacı doğdu. Ventilatörde ve hastanede kalma süreleri de daha fazla oldu. Bunu da yine American Journal of Perinatology'de yayınladık. Ve bu çalışmanın sonucunda da gerçekten biz daha fazla, yani annedeki hastalığın şiddetinin aslında yeni doğan bebeklerdeki sonuçları değiştirebileceğini gösterdik. Bence bu da çok önemliydi. Onun için aslında bir sonraki slide'a gelecek olursak, özellikle delta piki ile beraber tüm gebelerin maske, hijyen ve mesafe kurallarına uymaları gerektiğini, gebelerin hasta COVID-19 pozitif kişilerden uzak durması gerektiğini, mutlaka gebelikteki düzenli kontrolleri gitmesi gerektiğini mutlaka söyledik ve en önemlisi de gebelerin aşılanması gerektiğini. Bizim kendi çalışmamızın sonucunda da biz yine gebelerin aşılanması gerektiğini söyledik ki az önce bahsettiğim delta pikindeki gebe kayıplarının pek çoğunun aslında gebelerin aşısız olmasıyla ilişkili olduğunu da görmüş olduk. Onun için bizi buradan dinleyen herkese mutlaka gebelerin aşılanması ile ilgili önerimizi Sağlık Bakanlığı'nın da dediği şekilde bizim de önerdiğimizi söyleyebilirsiniz. Evet, neonatal Miss C artık Miss N ya da maternal COVID-19 hastalığına ikincil yeni doğanlardaki multisistem inflamasyon tablosu. Annedeki antikorlar aracılığıyla yeni doğanda immün sistemin aktivasyonu sonucunda ortaya çıktı. Annenin geçmişte ya da doğum sırasında bir COVID-19 enfeksiyonunun mutlaka sorgulanması gerektiğini söylüyoruz. Peki bebekteki bulgular? Evet, bebek yine beslenme intoleransı, kusma, nek benzeri bir tablosu olabileceği gibi sıklıkla hipoksemisi var. Hipertansiyona kadar giden bir tablosu var. Akciğerinde infiltrasyonları varsa, bebek dik tablosundaysa, özellikle biraz sonra da bahsedeceğim, miyokardit tablosu varsa, troponin gibi kardiyak enzimleri BNP artıyorsa, koroner anevrizmalar Kawasaki'ye benzer bir tablo şeklinde seyrediyorsa, özellikle dik tablosuna girmiş, fibrinojen düşmüş, D-dimer artmış, trombositopeni, nötropeni, lenfopenisi varsa ya da çoklu organ yetmezliklerinden bir tanesi oligürü, böbrek yetmezliği, anazarka tarzı ödem gelişiyorsa mutlaka bu bebekte yeni doğanda aileyi, COVID-19 enfeksiyonu anneyi mutlaka sorgulamamız gerekiyor. Demek ki bilindikler az ama bildiğimiz şey şu. Anne geçmişte ya da şu anda bir COVID-19 enfeksiyonu var ve bebekte de hiperimmün bir yanıt varsa bunu bilmemiz lazım. Özellikle yapılan çalışmalar şunu göstermiş. COVID-19 enfeksiyonu olan ve yapısal olarak kalp anomalisi olmayan, COVID-19 enfeksiyonu olan annelerden doğan, yapısal olarak kalp anomalisi olmayan yeni doğanlarda doğum sonrası ilk haftada özellikle iletim sorunları, uzun QTC ve eşlik eden 2'ye 1 AV blok ya da tromboz tablosu varsa mutlaka Miss N'i düşünün diyorlar. Bugüne kadar literatürde ortalama 20'şer tane en fazla vakanın bildirildiğini söyleyebiliriz. Miss N en erken ne zaman başlıyor? Biraz sonra göstereceğim. Doğumdan hemen sonraki ilk saatlerden itibaren, ilk günden itibaren başlayabildiğini söyleyebiliriz. Demek ki annede ya daha önceden bir COVID-19 enfeksiyonu geçirecek ya da doğum sırasında annede COVID-19 enfeksiyonu mevcut olacak. Ve daha sonrasında da bu antikorlar, anneden SARS-CoV-2 antikorları bebeğe geçecekler. Bebek tamamen sağlıklı olabileceği gibi bebekte aslında baktığımız zaman ARDS'e benzeri solunum sıkıntısı tablosu varsa, ensefalopati, nöbetler varsa, beyin tutulumu varsa, aynı zamanda bağırsak tutulumu, nek benzeri bir tablosu varsa, ciltte döküntüler, özellikle vaskülitik tarzda döküntüler varsa, oligürüyle seyreden akut böbrek yetmezliği tablosu varsa,
Özellikle kalpte tersten pulmoner hipertansiyonun yanı sıra iletim anomalileri, kardiyak disfonksiyonlar, perikardiyal efüzyonlar, biraz sonra bahsedeceğiz. Koroner arterlerde dilatasyon varsa veya bebekte trombotik bir süreç ve özellikle de artmış inflamatuar markerlar varsa bu bebeklerde mutlaka MIS-ENi düşünmemiz gerekiyor. Geç sepsis gibi mi yoksa ilk 7 günde de görülüyor mu? İlk 7 günde de görülüyor. Biraz sonra tekrar söyleyeceğim. Aslında bence bu iki tane farklı çalışmanın yani vaka serilerinde aldıkları dahil etme kriterleri. Bir, başvuru sırasında yeni doğan yaşamın ilk 28 günde olacak. Yani yeni doğan döneminde bir olgu bize gelecek. İki, annede laboratuvar ya da epidemiyolojik olarak COVID-19 enfeksiyonu bulgusu olacak. Gebelikte de olabilir bu. Pozitif bir SARS-CoV-2 testi PCR'la, IgG ya da IgM serolojisiyle ya da antijen saptayarak olabilir. Yine gebelikte annede COVID-19 semptomlarının bulunması. Gebelikte annenin COVID-19 enfeksiyonu olan, kesin enfeksiyon olan bir kişiyle maruziyetin olması ve yeni doğanda da IgM cinsi değil ama IgG cinsi SARS-CoV-2 antikorlar serolojik olarak pozitif olduğu saptanıyorsa bu bebekte düşünmemiz lazım. Demek ki MIS-EN için en fazla alınan kriter annedeki enfeksiyon, geçirmiş ya da mevcut olan bir enfeksiyon ve bebekte de IgG cinsi, immünoglobulin G cinsi SARS-CoV-2 antikorları pozitifse burada düşünmemiz lazım. Ve peki bebekteki klinik bulgular hastaneye yatışı gerektirecek ciddi hastalık. Yani az önce arkadaşlarımızın sorduğu sepsis benzeri tüm tablolar bu hastalarda olabilir. Özellikle kalp, böbrek, solunum, hematolojik, gastrointestinal, deri, nörolojik, ısı instabilitesi gibi iki veya daha fazla organ sisteminin tutulması gerekecek. Özellikle kardiyak AV ileti anomalileri ya da koroner dilatasyon ya da anevrizma olacak. Bunda ikinci bir organ sistemine gerek yok. Yani kalp tutulduysa, iletim anomalisi varsa, koroner dilatasyon ya da anevrizma varsa başka bir organ sistemi tutulumuna bakmaksızın MIS-EN düşünebilirsiniz. Ve bebekte aynı zamanda inflamasyon belirteçleri. Yani SRP, sedimentasyon, fibrinojen, prokalsitonin, D-dimer, ferritin, LDH, interleukin 6 gibi bütün akut faz reaktanlarında artış olacak. Nötrofillerde artış, lenfositlerde azalma ve albümin düzeyinde de düşüklük olacak. Ancak diyorlar ki burada mutlaka doğumdaki asfiksi, perinatal asfiksi olmasın. Bunu dışla diyor. Başka kan kültürüyle bakteriyel ya da viral sepsisi ekarte et diyor. AV iletim anomalisine neden olan en sık bizim bildiğimiz maternal SLE, bunu ekart et. Böyle bir hastalık olmasın. Bunlar varsa MIS-EN'i düşünme diyor. Bunlara bağlı düşün. Ama bunların yokluğunda bu bulgular ortaya çıkıyorsa bence MIS-EN düşünülmesi gerekiyor. Bu da bir başka çalışma. Burada da aynısı. Doğumdan hemen sonra yaşamın ilk haftalarında ortaya çıkan semptomlar. Onlar da diyorlar ki ateşle beraber iki veya daha fazla sistem tutulumu olması gerekiyor. Evet, ateş düşündürmelidir ama tanı içinde tam yeterli değildir diyorlar. Yine SRP, prokalsitonin, D-dimer, ferritin ve interleukin gibi inflamatuar belirteçlerde artış olması gerekiyor. Ve aslında yeni doğanda da özellikle SARS-CoV-2 antikorlarının, IgG cinsi antikorlarının olmasının tanı için mutlaka gerekli olduğu ifade ediliyor. Mutlaka tabii annene COVID-19 enfeksiyonun öyküsünün de olması gerektiğini bu çalışmada da söylüyorlar. Herhalde arkadaşlarımız için, bizi dinleyenler için ilgili olmuştur. Evet, bu tabloyu çok fazla göremeyecekler ama ben bunu seninle de konuştum. Vaktimiz de olduğu için bence izninde olursa böyle tabii vakalardan kısa kısa bahsetmek istiyorum. Birincisi 4 kilogramlık bir bebek 38 haftada. Ve klinik özellikleri yaşamın birinci günde ateşi ortaya çıkıyor bu çocuğun. Ve aynı zamanda hipotansiyonu gelişiyor. Eko'da da sol ventrikül disfonksiyonu var. Ve bebeğin IgG antikorları
pozitif olarak saptanıyor. Demek ki yaşamın ilk günde ateş, sol ventrikül disfonksiyonu ve hipotansiyon bu bebek için bir belirteç ve çalışılan laboratuvar çalışmalarında da akut faz ayaklamanın hepsinin arttığını gösteriyorlar. Bir başka bebek yine yaşamın birinci gününde ortaya çıkıyor ve 2 kilo 35 haftalık bir bebek antenatalde ultrasonografisinde fetoplasental bir baskılanma saptanıyor ve bebek şok tablosunda ortaya çıkıyor. Şok tablosunda doğuyor yaşamın birinci gününde ve ekosunda hafif sol ventrikül disfonksiyonu var ve bilateral pleural efüzyonla doğuyor. İşte bu bebekte gerçekten IgG'si pozitif ve bu bebeğe düşük moleküler ağırlıklı heparin, steroid ve ivik tedavisiyle 14. günde taburcu ediliyor. İlk bahsettiğim olgu, ilk söylediğim olgu da inotrop desteği, steroid ve ivik tedavisiyle 13. günde taburcu ediliyor. Yine bir başka 33 hafta 2 kilogram doğan bir bebek IgG'si pozitif. Bebek 4. gününde tanı alıyor. Ancak bu bebeğin de RDS'si var, ciddi bradikardisi var, uzamış QTC'si var, 2'ye 1 AV bloğu var yaşamın 4. günden itibaren. Ve bu bebekte de mekanik ventilasyon ve sürfaktan tedavilerine ek olarak 4. günde steroid ve ivik başlanıyor ve 16. günde taburcu ediliyor. Yani yaşamın ilk gününden olabileceği gibi ilk dönemde RDS ile doğup daha sonraki dönemde özellikle iletim problemlerin ortaya çıkabileceğini bilmemiz lazım. Yine 36 hafta 2 kilo doğan bir bebek perikardiyal ve pleural efüzyonları ve asiti var. Solunum sıkıntısı var. Doğumda pozitif basınçlı ventilasyon uygulanıyor. Şok tablosunda, ekosunda dilate hip ve hipertrofi olmuş sağ ventrikülü var. Ve bu bebeğin yine 3. günde büyük bir trombusu saptanıyor. Sol pulmoner arterde ve bu bebeğe de hem düşük moleküler ağırlıklı heparin hem trombolitik ajanlar hem de inotropla beraber ivik ve steroid tedavisi veriliyor. 19. günde taburcu edilebiliyor. Bu da yaşamın ilk gününde ortaya çıkıyor. Aslında baktığınız zaman hepsinde benzer bir bulgu var. Mutlaka birinci günden üçüncü güne kadar ya pleural efüzyon ya perikardiyal efüzyon ya da yaşamın ilk günlerinden itibaren bir şok tablosu ve ekokardiyografide sol ventrikül fonksiyonlarında genellikle bir bozulma olabileceğini söyleyebiliriz. Ve bebeklerin pek çoğu dediğim gibi steroid ve ivik tedavisiyle yanıt veriyor. Mesela 34 hafta 2.3 kilo doğan bir bebek var. Bu bebekte beslenme intoleransı, yaşamın ikinci gününde bulguları ortaya çıkıyor. Aktivitesi azalmaya başlıyor. Dördüncü günde kahverengi renkli gastrik gelenleri başlıyor. Nek benzeri tablo ortaya çıkıyor. Daha sonra ayağında ödem çıkıyor. Ağız ve ciltte lezyonlar başlıyor. Ve ciltte soyulmaları başlıyor. Bu bebeğe de inotrop, düşük moleküler ağırlıklı heparin, steroid ve ivik veriliyor. Demek ki az önceki pek çok soruya söyleyebileceğimiz şeylerden bir tanesi bu bebeklerde yaşamın ilk günden itibaren değerlendirmek gerekiyor ve farklı bulgularla ortaya çıkabiliyor. Yine hani pek çok durumda aslında plasental malperfüzyon bulguları ortaya çıkıyor. Bebek distresle doğuyor. Bebek anne karnında sıkıntıya giriyor ve sıklıkla da bu bebeklerde bradikardi ya da QTC'de uzama gibi bulgular var. Buradaki yaklaşık 20 olgunun hepsi genel anlamıyla çoğu 32 hafta civarında 32-36 hafta arasında prematüre doğmuşlar ve yaşamın ilk 4 günü içinde mutlaka bu bebeklerde bradikardi, QTC'de uzama, 2'ye 1 AV blok gibi ortalamada 4. gününde bunların hepsinin geliştiğini söyleyebiliriz. Evet, bunları öyle hani pek çok da var bunların. Pek çok annenin de 6 hafta, 8 hafta öncesinde bir ateşli hastalık olduğunu söyleyebiliriz. Yani annelerin bir kısmı asemptomatik, bazıları 6 hafta, bazıları 8 hafta, bazıları da 10 hafta gibi uzun dönem öncesinde mesela ikinci bahsettiğim olgu 32 haftalık 1.9 kilo doğan bir bebek gebeliğin 3. ayında PCR pozitif saptanmış. Ve bebek doğumunun 2. gününde doğumda solunum sıkıntısı var ama 2. gününde bradikardisi ve QTC'de uzamayla beraber 2'ye 1 AV bloğu gelişmiş.
Onun için bunun ne zaman gelişebileceğiyle ilişkili bu, bir şey yok. Burada çok güzel bir şey, çok güzel bir şey söyledin aslında. Bu vaka bazında bizde MİSCE, hatta Canan sen de duyuyorsun. Sen geçen gün MİSCE'nin hani 2 ile 6 hafta öncesine gitmek gerekiyor bilgisi. Daha yeni çıkan bir çalışmada 8 haftaya kadar gidebileceği, dolayısıyla 2 ay önceden de geçirilmiş bir COVID'in sonrasında aslında MİSCE gelişebileceğiyle ilgili süreç biraz daha uzadı. Dolayısıyla bu da senin söylediğin bilgiyle, yani 3. ay nerede, 32. hafta nerede? Hani baya baya bir uzak periyot sonrası COVID'den sonra MİS en gelişebiliyor. Dolayısıyla sanki bu MİSCE içinde evrilecek bir zamana benziyor gibi görünüyor. Aynen, şimdi Canan Hoca'nın burada bir sorusunu gördüm. Hani COVID geçirme zamanı, annenin COVID geçirme zamanı doğuma ne kadar yakın olduğu MİS-N'le ilişkili mi? Hayır, yani ne zaman o anda da geçirmesi ya da 3. gebelik ayı, ayında geçirmesi ya da doğumdan 6 ya da 8 ya da 10 hafta önce geçirmesi aslında MİS-N gelişimi üzerine mevcut bulgularla bir bulgusu olmadığı yönünde Canan Hocam. Ama belki bunlar, bu vaka sayıları artık da bunlar kendi içinde analiz edildiği zaman sonuçların nasıl seyrettiği belki o zaman tekrar değerlendirilebilecektir diye düşünüyorum. İlerleyecek olursak aslında bu seri en sık klinik bulgu kardiyovasküler sistem tutulumu. Zaten KVS tutulumu varsa tek başına bunu alabiliriz demiştik. 11 hastada, 20 hastanın 11'inde aslında ritim bozukluğu, aritmi saptanmış. 9'unda QTC'de uzama ve 2'ye 1 AV blok saptanmış. Ve özellikle steroid ve ivik tedavisiyle beraber önce AV bloğun sonra da QTC'nin düzeldiği gösterilmiş. Ama yine SVT ya da bradikardi olan olguların da olduğu, 5 olguda doğumdan itibaren şok tablosunun olduğu, 2 olguda koroner dilatasyonun olduğu, sol pulmoner arter ve intrakardiyak trombüslerinde olduğu söyleniyor. Şimdi arkadaşımızın bir sorusu var. İlginç olduğu için onu da söyleyeyim. Prenatal amniyosentez gibi COVID pozitif annelerde tarama amaçlı belirteç yapılabilir mi? Fetal misce şeyini gösteren güzel bir test konusu olabilir demiş. Ama yaptığınız amniyosentezlerin hepsi bebeğin zaten daha da fazla erken doğmasına ve muhtemelen de gebelikteki EMR ya da koriamniyonite neden olacağı için, erken sepsis riskini arttıracağı için tabloyu daha fazla da karıştırabilme ihtimalin olduğunu ben söyleyeyim. Bu benim tabii kendi kişisel yorumum. Peki bunlara baktığımız zaman aslında bir sonraki slayta geçebiliriz. Annelerin 20 ila 34 yaş arasında olduğunu söyleyebiliyoruz. Aslında annelerin %61'i asemptomatik. Yaklaşık %40'ı da semptomatik. Büyük çoğunluğu 3. trimestrde ama bir vaka 1. trimestrde, 2 vaka da 2. trimestrde COVID-19'a maruz kalmış. Hani az önce de söylediğim gibi ilk trimestrden itibaren olan maruziyetleri mutlaka düşünmek gerekiyor. Sezaryenle doğum sadece %40 arkadaşlar. %60'ı normal yolda doğmuş. Ortalama 34 haftada doğmuş bu bebekler. Ortalama 2 kilo civarında. Kız ve erkek ikisi eşit. 10'a 10. 20 bebeğin 10'a 10 doğmuş. Ve ortalama 1 ila 5. günler içinde ortalama başlangıç yaşı da 2 yaş 2 günü olarak söyleyebiliriz. Yani yaşamın ilk 5 gününde bu seride bütün vakaların hepsi ortaya çıkmış durumda. %90 kalp tutulumu var bu seride. %10'unda hematolojik trombozlar var. %10'unda gastrointestinal kanama şeklinde hematolojik ve gastrointestinal tutulum var. %55 bebek ventilatör ya da spef ihtiyacı göstermiş, solunum sıkıntısı var. Onun dışında diğer nedenlerde görülebiliyor. 2 bebekte ateş ya da ısı instabilitesi görülmüş. Yani ateş ya da hipotermiye çok da fazla bakmamak gerekiyor. Diğerlerinden bir tanesinin bu olabileceğini söyleyebiliriz. Evet, burada da genellikle kabul edilen MIS-N araştırmaları, eğer kardiyak tutulumu yoksa bir bebekte tam kan sayımını yapmak gerekiyor. İşte sedimentasyon ısı, CRP, prokalsiyonin gibi inflamatör markerlara bakmak gerekiyor. İdrar tahlili, kan kültürünü yapmamız gerekiyor. Eğer solunum ya da gastrointestinal bulguları varsa hem akciğer grafisi hem de ayakta direkt batın grafisi ya da ultrasonografi yapılabilecektir deniyor. Burada bunu bilmemiz lazım. Eğer kalp tutulumu varsa ya da başlangıç laboratuvar bulguları MIS-C'yi ya da MIS-N'i düşünülüyorsa, o zaman da diyor ki mutlaka lenfosit sayısına bak.
Absolut lenfosit sayısı 1000'in altında mı? Trombositopenisi var mı? 150 binin altında mı? Albümini 3'ün altında mı? Hiponatremisi var mı? Bunların olup olmadığına bak. Ve bunlarla beraber de mutlaka kardiyak belirteçler. Troponin T, I, BNP ya da N-terminal proBNP'ye bakabilirsin deniliyor. 12 EKG çekebilirsin deniliyor. Diğer inflamatuar belirteçler olarak ferritin, LDH, interleukin 6 değerlendirilebilir deniyor. PTA, PTT, D-dimer ve fibrinojen verilebilir deniyor. Bebeğin ve annenin SARS-CoV-2 serolojisine mutlaka bakılması gerekiyor. PCR mutlaka hem anneden hem bebekten bakılması gerekiyor. Ve hipotansiyon, şok tablosu ya da kardiyak disfonksiyonundan şüpheleniyorsan da mutlaka ekokardiyografi yapılarak da koroner anevrizma olup olmadığını da değerlendirmemiz gerekiyor deniyor. Ve burada aslında esas olarak da biraz sonra tedaviden yine söyleyeceğim ama destekleyici tedavi var. Mutlaka gaz değişimi sağlayacak solunum destek tedavisini yapmamız gerekiyor. Tersten pulmoner hipertansiyon riskini azaltmaya çalışmamız gerekiyor. Organ perfüzyonlarını uygun sıvı desteği ve gerekiyorsa inotroplar ve vazopresin kullanarak sağlamamız gerekiyor. Ve kan kültürü sonuçları çıkıncaya kadar da ampirik antibiyotik tedavilerin başlanması gerekiyor. Bir tane arkadaşımız şeyi sormuş. D-dimer yüksek, ekosu EKG'si normal, miyokardit kliniği olmayan bebeklerde profilaktik doz antikoagülan. Literatür bunu şu an için önermiyor. Özellikle tromboz bulgusu yoksa profilaktik antikoagülan tedavisi de önerilmediğini söyleyebilirim. Peki bu çalışmada baktığımız zaman gerçekten inflamatuar belirteçlerin yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Hiçbir bebeğin kan kültüründe üremesi olmamış ve bebeklerin IgG'si de pozitif olarak saptanmış. Tedavi %100 oranında hepsine steroid ve ivig verilmiş. Düşük moleküler ağırlıkta yapanın %70 oranında kullanılmış ve %60 bebekte de inotroplar kullanılmış. Bir bebek nekrotizan enterokolit, bir bebek de çoklu organ disfonksiyonu nedeniyle de yaşamını kaybetmiş. Yani %10 oranında da bir mortaliteye sahip MIS-N her 10 bebekten bir tanesinin kaybedilebileceğini de akılda tutmamız gerekiyor. Evet, bu kaynaklar İngilizce arkadaşlar. Şu an için Türkiye'den biz de MIS-C ile ilgili yayınladık, kabul edildi pediatrik kardiyolojide ama MIS-N ile ilgili seriler yavaş yavaş çıkıyor. Öncelikle MIS-N'i hepimizin bugünkü sunumla beraber tanımamız gerekiyor, düşünmemiz gerekiyor. O açıdan o gözle bakmamız gerekiyor. Ondan sonrasında da değerlendirmemiz lazım. Eğer ciddi ödemi varsa ağızda, bu bebekte de şekilde göstermeye çalıştım. Özellikle ağızda mukozit bulguları varsa, ciltte soyulmalar varsa bunlara mutlaka değerlendirmemiz lazım. Ve özellikle gastrointestinal kanamalarıyla başvuran NEK benzeri tabloda olan bebeklerde de bunlara bakmamız gerekiyor. Tedavisi aslında antikoagülanlar, steroidler, ivig ve antiinflamatuar ajanların kullanılabileceği söyleniyor. Bir sonraki slaytta bundan bahsediyorum. Yani burada özellikle sistemik glukokortikosteroid tedavisinden fayda görebileceklerini, metilprednizolon ya da prednizolonun yaygın olarak kullanılabileceğini söyleyebiliriz. Yine IV'in de özellikle yoğun bakım ihtiyacı gösteren kardiyovasküler tutulumu olan bebeklerde intravenöz immünoglobulin tedavisinde mutlaka indikasyonun olduğu. Yine özellikle koroner ya da periferik anevrizma varlığında ivik tedavisi için en önemli endikasyonlardan bir tanesi. Aynen Kawasaki benzeri bir tabloyu arkadaşlarımızın akılda tutması gerekiyor. Az önce de bir soru görmüştüm orada. Burada bahsedeceğim için söylemedim. Özellikle MIS-N tablosu olanlar vasküdük ve trombozla başvurduğu takdirde o zaman bu bebeklerde düşük doz aspirin, anfraksiyonu heparin ya da enoksaparin gibi düşük moleküler ağırlıklı heparinler önerilse de yeni doğanlarda bunların rutin kullanımı önerilmiyor. Özellikle az önceki soruya da onun için söylemiştim. Bu bebeklerde beyin kanaması başta olmak üzere yapabilirsin. Ancak gerçekten tromboz riski olan term bebeklerde ve kateteri bulunanlarda düşük doz aspirini kullanabileceği bu yayında söyleniyor. Trombozu olan bebekler de gerçekten düşük moleküler ağırlıklı heparini PTA, APTT, fibrinojen ve D-dimer'ına bakarak uygulayabilirsiniz deniyor. MIS-C'li çocuklarda tokilizumab kullanılabilir ama yeni doğanlarda kullanımı ile ilgili de herhangi bir endikasyonunuz da olmadığını söyleyebilirim. Yani sonuçta destek tedavisi ama şüpheleniyorsanız steroid ve IV'yi mutlaka düşünmemiz gerekiyor. Evet, bir sonrakine geçecek olursak
Görmüş olduğunuz gibi bir bebekte eğer eko bulguları varsa, ventriküler disfonksiyon, dilate koroner arterler, perikardiyal ya da pleural efüzyon varsa, ensefalopati nöbet gibi bulgular varsa, şok ya da hipotansiyon tablosundaysa, solunum sıkıntısı, ateş ya da ısı instabilitesi, hipotermi varsa, seyretme prokalsiyonu, feritin, D-dimer, LDH gibi inflamatuar belirteçler yüksek, pro-BNP, troponin gibi kardiyak belirteçler fazlaysa ve SARS-CoV-2 IgG'si pozitifse, laboratuvar olarak lökopeni ve trombositopeni varsa bu bebeklerin MIS-N olma ihtimali son derece yüksektir diyoruz. Plazma ferezle ilgili herhangi benim okuduğum kaynaklarda yeni doğan döneminde plazma ferez tedavisi yok. Gerçekten önce şüphelenip uygun zamanda, çünkü biz de birkaç vakayı bizi danışan yeni doğancı arkadaşlarımızla beraber konuştuğumuz zaman uygun başlanan steroid ve ivik tedavisiyle pek çok bebek çok hızlı bir şekilde zaten remisyona giriyor. Bence en önemlisi önce düşünmek, şüphelenmek, diğer nedenleri ekart etmek. Bir arkadaşımız hidrops'a karışabilir demiş. Evet, erken dönemde hidrops bulguları olan bir bebekte de mutlaka başka bir anomalisi yoksa annesinde bakmak lazım. Anakina yeni doğanlarda şu an için verilmemiş. Onu söyleyebiliriz. Yine seni cevaplamaya başladık. Artık son slayta geldim herhalde ya. Ben de şey yaptım ama gerçekten Canan Hocam demiş ki fırs kanıtı veya fünist olabilir mi? Annelerdeki şeyde plasental tutulum veya fırs olabileceği yönünde belirtiler var hocam. Çünkü oradaki bu inflamasyonun bir belirtici olarak bu görülebilir diye söyleniyor. Ama tek başına işte bütün hepsinin bakıldığı yok. Genellikle umbilikal korttan gönderilen bizim fünistte ya da fırstaki gibi interleukin 6 ile ben karşılaşmadım. O açıdan da bir kez daha bakmak lazım Canan hocamızın da sorusu. O zaman annede COVID-19 enfeksiyonu var. Anne bir gebe, mutlaka ateş, öksürük, yorgunluk, miyajı, kas ağrısı, tat koku kaybı gibi bulgularla ortaya çıkabiliyor. Bebek anne karnından itibaren etkilenmeye başlayabiliyor. Bu ister neonatal COVID-19 olarak vertikal ya da doğum sonrasında erken dönemde neonatal COVID-19 enfeksiyonu olarak ortaya çıkabilse de az önce de bahsettiğimiz üzere birinci trimestirden son trimestire kadar ortalama doğumdan hemen öncesinden doğumdan 6-8-10 hafta öncesi bir süreye kadar COVID-19 enfeksiyonu geçiren bebeklerde daha ciddi bir tablo olarak neonatal COVID-19 enfeksiyonlar daha ciddi şok tablosunda, miyokardit tablosunda olacak şekilde çoklu organ yetmezliği karakterize MIS-N tablosunda da olabileceğini bilmemiz gerekiyor. Bunların hepsini aklımızda tutmamız, mutlaka anormal seyreden, bize normal seyir göstermediğini düşündüğümüz bütün yeni doğanlarda aileyi COVID-19 enfeksiyonu açısından mutlaka değerlendirmemiz gerektiğini bir kez daha söylemek gerekiyor. Bir sonraki slayt artık son slaytım herhalde zaten. Evet, yeni doğanlarda COVID-19 enfeksiyonu görülüyor. Bulgular değişken. Ancak biliyoruz ki annedeki enfeksiyonun şiddetiyle ilişkili ve aslında annedeki enfeksiyonun şiddetini en aza indirmek için de mutlaka annelerin, gebelerin aşılanması gerektiğini bir kez daha ben hatırlatıyorum. Yeni doğandaki neonatal COVID-19 enfeksiyonunda özgür bir tedavi vermenize, antiviral tedavi başlamanıza gerek yok. Normal destek tedavilerimizle devam ediyoruz. MIS-N, literatürde 2 tane 20 vakalık seri var. Onun dışındakilerin hepsi olgu sunumları şeklinde. Tanısı zor, yeni yeni ortaya çıkıyor ama mutlaka düşünmemiz lazım. Kimde düşünmemiz gerekiyor? COVID-19 öykülü anneden doğan. En az 2 sistem tutulumu ve inflamasyon bulguları olan bebeklerde mutlaka düşünmemiz gerekiyor. Ve MIS-N'de de steroid, ivik, düşük moleküler ağırlıklı heparin, inotroplar kullanılabilir. Tokilizumabın ise yerinin olmadığını tekrar söyleyebilirim. Benim sizlerle paylaşacaklarım bu kadar. Başka ek soru, gözden kaçırdığım bir şey varsa kesinlikle yok. Onları da kesinlikle yok. Ben hiç sadece o burun tıkanıklığına cevap vermedim. Onu o gözümden kaçırdım.
Artık bu kadar yoğunluğun içinde onu da SF'de yıkayalım diyeyim o zaman da. Onda, benim için zaten aşağıdan akıyor. Bak teşekkürler. Gerçekten çok çok teşekkür ediyoruz. Mükemmel bir farkındalık yarattı. Düşünmediğimiz zaman, hani farkındalık olmadığı zaman düşünmeyiz. Bunu hani Miss J'yi herkes artık biliyor gerçekten de, ama Miss N'i hiç kimse bilmiyor. Bilmediği için de bu şekilde bir en hani fazla bu işin içinde olanlardan birisin sen. Başından itibaren gerek rehberlerde gerek bu yolda çok önemli hani adımlar atmışsın. Zaten bilimsel çalışmaların neredeyse hepsine katkın var. Çoğunu da kendin yönetmişsin. O yüzden de hani seni adres olarak seçmemizin ne kadar doğru olduğu kanıtlanmış oluyor. Bu yüzden hakikaten çok çok teşekkür ediyoruz. Aşağıdan çok çok zaten teşekkürler yağıyor. Caner, benim ya da Melih'in kaçırdığı bir şey var mı? Yok abi. Hocam ağzınıza sağlık. Çok güzeldi. Çok sağ bir tek YouTube'a koyabilir miyiz? Ben... Bunu herhalde koyabiliriz. Diğeri gibi değil, değil mi? Hani... Koyabilir. Evet. Bunda bir sıkıntı yok. Burada çok bir şey demedik herhalde. Yok yok. Söyledik. Burada gayet mükemmel şeyler konuştuk. Çok teşekkürler Meri. Seni bir sonraki programa kadar şimdi salıyoruz. Çok çok, çok teşekkür ediyoruz. Seni tekrar aramızda görmek için şimdi heyecanlanmaya başladık. Çok sağ ol. Sağ ol. Ulaş, ben de sana çok teşekkür ediyorum. Caner'e çok teşekkür ediyorum. Bir de bu kadar teşekkür eden, bizi bu saatte dinleyen tüm arkadaşlara, hocalarıma, hepsine ben de tekrar teşekkür ediyorum. Çok sağ ol. İnşallah önümüzdeki dönem daha ilginç bir konuyla yine bir araya geliriz seninle beraber. Mutlaka, mutlaka olacak. Yani, çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Görüşmek üzere, iyi akşamlar. Herkese iyi akşamlar.